Şimdi genel anlamda biz her sene başında bir şey açıklıyoruz. Eğitim öğretim raporu açıklıyoruz. Bu raporda Türkiye genelinde ve özelde ilimizde yaşanan eğitim öğretime ilişkin sorunlar nelerdir, bunlara ilişkin çözüm önerilerimiz nelerdir, bunları da dile getiriyoruz. Genel belirlediğimiz tüm Türkiye'de olan özellikle bir ana dilinde eğitim problemi var. Yani çocuklar kendi ana dilleri dışında bilmedikleri bir dilde çoğu zaman hayal dünyaları dışındaki bir dilde eğitime başlıyorlar ve ciddi bir şekilde asimilasyona tabi tutuluyorlar. Kendilerini akademik olarak çok da başarılı bir düzeye de getiremiyorlar. Ana dilinde eğitim problemi olduğu yerde halen duruyor. Okullara ayrılan bütçe noktasında ciddi bir problem var. Çoğu zaman okullar kendi bütçelerini oluşturmak için velilerden yardım toplamak zorunda, kayıt parası almak durumunda kalıyorlar. Ama bir sorunu olduğu zaman, okulun herhangi bir ihtiyacı olduğu zaman da maalesef Milli Eğitim üzerinden bunlar net olarak karşılanmıyor. Yine temizlik personeli noktasında çok ciddi problemler var. Hijyen noktasında temizlik personeli olmadığı için yine çok ciddi problemler var. Temiz suya erişim noktasında çocukların yaşadığı çok ciddi problemler var. Bugün çocukların temiz suya erişimi en ciddi problem olmuş durumda. Yine okula aç gelip giden çocuklar var. Çocukların açlığı, yoksul çocukların eğitim öğretime devam etmesi noktasında ciddi problemler var. Ve bizim buna yönelik 2-3 yıldan bu yanadır devam eden her çocuğa bir öğün sağlıklı yemek talebimiz olduğu yerde halen duruyor. Ama buna yönelik bir adım da atılmış değil. Okul maliyetleri, eğitim öğretim maliyetleri ciddi anlamda artmış durumda ve aileler neredeyse artık bu ekonomik krizle birlikte bunu karşılayamaz duruma gelmişler. Çoğu çocuk ihtiyaçlarını karşılayamadan okula gidiyor. Yani defter kalemli bile alacak durumda değil bu aşamada. Buna rağmen yine ortaya konulan işte bu kaynaklardan kaynaklı, Milli Eğitim'in verdiği kaynakların yetersizliğinden kaynaklı ve bu kaynaklara göre değil de kendilerince belirledikleri belli müfredata göre bir sınav odaklı eğitim sistemi ortaya koydukları için aileler ister istemez ek kaynak maliyeti de biniyor üstlerine. Bu da şeyi oluşturuyor aslında, bu maliyetlerin artıyor olması da aynı zamanda okul terk oranını da arttırıyor. Çocuk işçiliği sayısını da arttırıyor ki iktidar son zamanlarda özellikle çocuk işçi sayısını arttırmak için de MESEM'ler üzerinden özellikle çok ciddi projeler, destekler sunuyor özellikle meslek liselerine. Çocukları bir şekilde işçi statüsüne koymak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Eğitim emekçileri üzerinden değerlendirdiğimizde de eğitim emekçilerinin yine sadakatiyle bir yere gelmiş, liyakat sahibi olmayan idareciler eliyle mobbinglere maruz kaldı. Açlık sınırına yakın bir maaşla çalıştırıldığı, bu yüzden geçimlerini sağlayabilmek için ek işler yapmak zorunda kaldıkları bir eğitim öğretim süreci yeniden başlıyor. Çoğu işte kurs, dışarıdan destek eğitimi alarak bir şekilde nöbet tutarak veya pansiyonlarda nöbet tutarak bir şekilde o geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu noktada birçok farklı alana çok ciddi zamlar yapılırken, maaşları çok ciddi oranda artırılırken eğitim emekçilerinin maaşları bugün yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırına yakın bir düzeyde. Bu anlamda eğitim emekçileri üzerinde uygulanan mobbing, atama usullerinin değiştirilmesi, örneğin bir öğretmenlik meslek kanunu tasarısı var. Orada eğitim fakültelerini yok sayan, yeniden eğitim emekçilerini üniversiteden sonra bir akademiye alacak ve o akademideki eğitimden sonra mülakatla tekrardan öğretmenliğe atılacak bir sistem üzerinde iktidarın bir çalışması var. Yani iktidarın genel anlamda eğitime bakışı bu asimilasyona dönüşen, özellikle ana dilinde eğitim almayan çocuklar üzerinde asimilasyona dönüşen bir eğitim modeli. Düşünmeyen, sorgulamayan, itaat eden bir öğrenci tipi yaratma amacı, bütçenin yandaşlara aktarıldığı ve o alanın tamamen kendi haline bırakıldığı bir eğitim, öğretim dönemi tekrardan başlamış olacak. Bizim de buna karşı mücadelemiz devam edecek.